Altın aynen beklediğimiz gibi 400 lira seviyesini geçti. Gram altından bahsediyorum tabii ki. Ve 402 lira seviyesinde zorladı. Üstelik doların 6.85-86 seviyesinde neredeyse sabitlenmiş olmasına rağmen onstaki yükselişle sadece şu anda gram altındaki yükselişi görüyoruz. Eğer ki dolar da yarın öbür gün hızlı bir yükseliş hareketi yaparsa çok daha sert bir ivmelenmeyle karşı karşıya kalabiliriz gram altında. Peki doların yükselme ihtimali var mı? Vallahi çok net bir şekilde doların yükselme ihtimali olduğunu zaten sizlerle paylaşıyorum. Biliyorsunuz hem dış borç meselesi, hem dış ticaret açığı ve cari açık meselesi, hem de bütçedeki bozulma doların üzerindeki baskıyı her geçen gün arttırıyor. Aynı zamanda Türkiye'nin bir türlü para bulamaması, daha doğrusu dolar bulamaması da yine baskının artışını destekliyor. Bütün bunlar bir kere doların yükselişini ittiği için yakın zaman içerisinde yaşanacak bir dolar hareketi altının gram fiyatının daha da yukarıya gitmesini beraberinde getirecek. Bunu uzun vade ve orta vade için çok net bir şekilde görüyoruz ve söylüyoruz arkadaşlar. Ama esas merak ettiğiniz sorunun daha başka olduğunun da farkındayım. Onu da biraz değerlendirelim istiyorum. Çünkü uzun vadeli projeksiyonları sizlerle paylaştığımız zaman ya ama bak şurada keşke sat deseydin, keşke burada al deseydin gibi eleştiriler alıyoruz. Benim hiçbir zaman böyle bir niyetim olmadı, bunu da söylemeyeceğim. Ama şunu rahatlıkla paylaşabiliriz arkadaşlar sizlerle. Bundan sonraki süreçte hangi aralıklarda ilerleyecek altın? Yani çok sert bir satış baskısıyla karşı karşıya kalabilir mi? 330, 300, 350 seviyelerine gidebilir mi tekrar gram altın? Ya da altının onsu 1400-1500 dolar seviyelerine kadar gevşeyebilir mi? Sert satış baskısıyla karşı karşıya kalabilir mi? Dünyada hangi gelişmeler oluyor? Teknik veriler neyi gösteriyor? Bütün bunları konuşacağımız bir video hazırlıyorum size bugün. Hepiniz hoş geldiniz. 400 liranın üzerini gördük. Ama 400 liranın üzerini görmüş olmamız 400 liranın üzerinde sürekli olarak kalacağı anlamına gelmiyor. Dolar bu seviyelerde kalır ise, yani 6.85-86 seviyesinde sabit kaldığını kabul edelim ve bunun üzerine senaryomuzu geliştirelim. Doların yükselişi üzerine senaryomuzu geliştirelim. Doların düşüşü üzerine senaryomuzu geliştirelim. Bir. Diğer taraftan altının onsunun sert hareketleri üzerine, dalgalanmaları üzerine senaryomuzu geliştirelim. Geçmişe göre, yakın geçmişe göre yine senaryomuzu geliştirelim. İki. Bütün bunların toplamında da aslına bakarsanız altının bundan sonraki süreçte nasıl adımlar atabileceğini sizlerle paylaşmış olacağım. Birinciyle başlayalım. Dolar bundan sonraki süreçte ne olur? Doların yükselişi engellenemez. Sadece doların nasıl yükseldiğine bakacağız. Dolar kademeli olarak mı yükselecek ki bu kademeler önce 7.20, daha sonrasında 7.80 ve daha sonrasında 8 liranın üstü ve 8.40'a doğru giden bir dolar kuru. Daha da ileri gidersek 9 lirayı zorlayan bir dolar kurundan bahsediyoruz. Kademeli yükseliş için konuşuyorum. Kademeli yükseliş olmazsa ki bu ihtimal her geçen gün biraz daha güçleniyor. Yani dolarda bir devalüasyonist etki görürsek arkadaşlar aynı 2018 Ağustos ayındaki oransal etkiyi görürüz dolarda. Yani neredeyse dolar 2'ye katlar. Bugünkü rakamı ne? 7 lira. 7 çarpı 2 eşittir 14-15 lira aralığında bir dolar kurundan bahsedebiliriz devalüasyonist etki olursa. Neden devalüasyonist etki diyoruz? Bunu da konuşalım isterseniz. Sık sık dile getiriyoruz ama bazen bir şeyleri tekrar tekrar konuşmak önemli arkadaşlar. Dış borç 170 milyar doların üzerinde ve azalmıyor. Kısa vadeli dış borç Türkiye'nin belini bükmeye devam ediyor. Dış ticaret açığı her geçen gün artıyor ve büyük ihtimalle Eylül-Ekim aylarına geldiğimizde 20 milyar doların üzerinde bir cari açıkla karşı karşıya kalacağız. Turizm gelirlerimiz de bu cari açığın kapatılmasında etkin olmayacak. Yurt dışından işçi gelirlerinde gelmesi mümkün değil gibi görünüyor bu sene içerisinde. Tüm bu ortamda bizim cari açığımız büyük bir tehdit ve baskı unsuru olacak dolar üzerinde. Peki Türkiye'nin başka bir problemi var mı? Evet var. O da bütçe problemi. Bütçe açığı da her geçen gün artıyor. Türkiye ne yazık ki borç bulamadığı gibi vergi toplamakta da zorlanıyor. Vergi toplayamadığı için giderlerini çeviremiyor. Giderlerini çeviremediği için zamlar geliyor. Zam neden önemli? Çünkü enflasyonist bir baskı oluşturuyor. Yani devletin vergilerini oluşturduğu bir enflasyonist baskı var. Öbür taraftan doların oluşturduğu bir enflasyonist baskı var. Zamların gelmesi reel faizin negatif aralığının açılmasını beraberinde getiriyor. Şu an
anda enflasyon %12 seviyesinde, faizler %8 seviyesinde. Makasa bakıyorsunuz, stopajı vesaireyi de işin içine koyduğunuz zaman %5, %6 civarında bir eksi reel faizden bahsediyoruz. Bu insanların mevduata gidişini engelliyor, bankaların kredi verme isteğini de engelliyor, kur üzerindeki kırılganlığı da arttırıyor. Neden? Herkes faize gitmediği için başka bir alan arıyor kendisine ve o alan olarak da genel itibariyle ya dövizi ya altını görüyor arkadaşlar. Döviz dahası, altın dahası aslında fark eden bir şey yok. Dövizin kırılganlığı her geçen gün biraz da artmaya devam ediyor. Çünkü altın talebi de aslında cari açık üzerindeki baskıyı arttırıyor ve döviz kırılganlığını arttırıyor. Bakın gördüğünüz gibi her şey birbiriyle çok yakından ilgili, ilintili. Doğal olarak dolarda devalüasyonist bir etki olursa, yani bir anda dolar 14-15 lira aralıklarına koşar adım ilerlerse, bu kez altının onsunun yanına bir de dolar etkisinin eklenmesini beraberinde getirecek. Neden? Çünkü biz gram altını şöyle hesaplıyoruz arkadaşlar. Şu anda altının onsu ne kadar? 1815 dolar diyelim ki. 1815 dolar bölü 31.1 diyoruz. Çünkü 1 ons 31.1 grama denk geliyor. Eşittir kaç çıkıyorsa onu da mevcut dolar fiyatıyla çarpıyoruz. Bugün 6.86 ile çarpıyoruz. Yarın 14 lira olursa 14 lirayla çarpacağız. Bu da şunu beraberinde getirir arkadaşlar. Doların devalüe olması demek, yani ikiye katlaması demek, bugünkü gram altının da ikiye katlaması, bir de bunun üzerine ons artışının eklenmesi demek ki bu bir anda 800 lira 900 lira aralığında bir gram altını beraberinde getirir arkadaşlar. Onun için doların devalüasyonist etkiyle mi, kademeli bir şekilde mi yükseleceği çok ama çok önemli gram altın fiyatı oluşurken. Peki şimdi size soruyorum. Doların üzerinde devalüasyonist bir etki varken, dünya riskleri her geçen gün artıyorken, Trump dünyayı geriyorken, Amerika ile Çin gerilimi bütün dünyayı etkiliyorken, bir de ikinci dalga etkisi, pandemi ile ilgili ikinci dalga etkisi her geçen gün biraz daha gündeme oturuyorken, altının onsun düşmesi mümkün mü? Değil. Altının dalgalanması mümkün. Bakın bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Nerede dalgalanması? Bir kere 1860 dolara geldiği an itibarıyla satış baskısı içerisine girecektir. Aynı 1760'da olduğu gibi. Ve 1860-1760 aralığında dalgalanma yaşanabilir. 1800'ün altını bir daha görmeyeceğiz demek hayalperestliktir. Hayır, göreceğiz arkadaşlar. 1750-1760 aralığına kadar giden bir altın ons değeriyle karşı karşıya kalabiliriz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Ama tekrar yönünü yukarıya çevirecektir. 1760-1860, 1760-1800, 1800-1760, 1760-1800 derken 1800'ü iyiden iyiye destek haline getirdiği, 1860'ı kırdığı an itibarıyla da 2000-2500 dolar aralığına gidecektir. Demek ki arkadaşlar, dolar bu seviyede sabit kalmayı başarırsa 1760-1860 aralığında dalgalanan ons değeri bize gram altında 385 lirayla 410-420 lira aralığında bir altın fiyatını gösterir. Yani gram altın 385 lirayla 410 lira arasında dalgalanabilir bir süre. Bunu bir alım fırsatı olarak görebilirsiniz. Dersiniz kardeşim, ben 400, 402, 405, 410 aralığında elimdeki gram altın tamamını bozduracağım. Bakın, kısa vadeli bir işlemden bahsetmiyorum. Bu da orta vadeli bir yaklaşımdır. Ben yeni bir alım fırsatı olacağını düşünüyorum. Yani 380-85 gibi ya da 390 gibi tekrar bana altın alım fırsatı verebilir gramda. Onun için 410-405-400 benim için uygun seviyelerdir. Buradan satarım. Birazcık beklerim. Türk lirasında kalırım. Ha, biraz da risk alırım. Çünkü gelmeyebilir geriye. 1860'ı kırdığı an itibarıyla bugün 400'e sattığım altını 430-440 seviyesinden de alırım kardeşim diyorsanız, aradaki fark benim için zarar değildir kardeşim. Sonuç itibariyle ben alım fırsatını bekliyordum. Olmadı, yükselişten yararlanmaya devam edeceğim diyorsanız, bir fırsat yakalama eşiğini bekleyebilirsiniz.
Dediğim gibi büyük ihtimalle aynı 1760-1680 aralığında yaşadığımız hareketi 1860-1760 aralığında da yaşayacağız. Bu seviyede dalgalanacağı için altın 385-410 aralığında gidip gelen bir altın fiyatıyla karşı karşıya kalacağız. Tabi dünyadaki olağanüstü gelişmeler daha da ortaya çıkarsa büyük ihtimalle artık 1800'ün altında görmeme ihtimalimiz olabilir. Bunu da söyleyeyim. Bana göre 1800'ün altı görülecek. 1760-1750 seviyelerine kadar bir düşüş yaşanabilir. Bu düşüş gevşemedir, dalgalanmadır. Bunun altını çiziyorum. Ana trend yükselişini devam ettirme yönünde. Altın yükselişini devam ettirecek. 2000-2500 bandına gidecek ama sonuç itibarıyla önemli direnç noktalarında soluklanarak gidecek, dalgalanarak gidecek. Bunu da unutmamak gerekiyor. Amerika ile Çin gerilimine bir bakıyorsunuz bir anda alevleniyor. Arka arkaya kararlar çıkartılıyor. Mesela TikTok ve bir Çin'le ilgili sosyal medya mecrasının Amerika tarafından yasaklanması ile ilgili çalışmaların hızlandığı gündeme getiriliyor. Bir bakıyorsunuz ertesi gün Çin'le bir sorunumuz yok, ticaret savaşımız yok, ticaret savaşı konusunda uzlaşmaya gideceğiz falan diye haberler çıkıyor. Ertesi gün bakıyorsunuz sağlık örgütüne yükleniliyor. Bir başka gün bakıyorsunuz Çin'e yepyeni bir uygulama daha getiriliyor falan. Ama genel itibariyle hem Amerika hem de Avrupa tarafından Çin üzerindeki baskının biraz daha arttırıldığını görüyoruz. Özellikle Hong Kong sürecinden sonra arkadaşlar. Çin'in Hong Kong'la ilgili güvenlik yasasını çıkartması Amerika ve Avrupa ülkelerini çok ciddi manada tedirgin etti. Çünkü hem Amerika'nın hem de Avrupa'nın finansal merkezlerinden birisi Hong Kong, orayı kaybetmek istemiyorlar. O nedenle de çok ciddi baskı yapmaya devam edecekler. Çin de buradaki gücü biliyor ve o Hong Kong gücünü kendi güdümüne almak istiyor. Yani Hong Kong üzerinde bir güçler savaşı var. Nereye varır, nereye gider onu hep birlikte ilerleyen günlerde göreceğiz. Velhasıl Amerika-Çin üzerindeki risk her geçen gün biraz daha artacak. Öbür taraftan 3 Kasım seçimleri var. 3 Kasım seçimlerinde özellikle milliyetçi oyları almak isteyen, muhafazakar oyları toplamak isteyen Trump Çin'e yüklenmeye devam edecek. Peki iş sadece Çin'le kalır mı? Bana göre kalmaz. Rusya'ya yüklenir. Türkiye'ye yüklenebilir. Bakın daha Ayasofya meselesi var. Ayasofya üzerinden çok ciddi bir tepkiyle karşı karşıya kalabiliriz. Amerika'da Trump oyları, özellikle muhafazakar oyları Ayasofya üzerinden kendisine tahvil etmeye çalışacak. Ve göreceksiniz aynı Rahip Brunson krizi gibi bir Ayasofya krizi de önümüzdeki döneme damgasını vurabilir. Daha dünyada bu iş çok fazla gündeme getirilmedi. Yavaş yavaş köpürtülmeye başlanıyor. Yarın öbür gün özellikle Amerika kamuoyunda Ayasofya meselesi çok daha sık konuşulabilir. Merkez Bankası'nın rezervlerinde, brüt rezervlerinde hafif bir gevşeme görüyoruz. 73 milyon dolar gibi çok önemli bir rakam değil. Ama şu çok önemli, Merkez Bankası'nın rezervleri bizim bir türlü şeffaf olarak göremediğimiz rezervlerinde çok ciddi bir düşüş olduğunu duyuyoruz. Ne yazık ki bunu çıkıp da net olarak bu böyledir deme şansımız yok arkadaşlar. Ve zaten dolar üzerindeki kırılganlığı bu daha da arttırıyor. Anlayacağınız dolar üzerindeki kırılganlığın her geçen gün artması altın üzerindeki yükseliş trendinin de beraberinde gelmesini sağlayacak. Yani gram altının çok ciddi manada yükselişini görebiliriz. OECD'den bir haber vermek istiyorum. Bakın çok önemli bir rapor yayınladı dün. Bu 2-3 maddeyi es geçmişim. Mutlaka bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü çok ama çok önemli maddeler ve bundan sonraki süreçte riskin daha da artacağını gösteriyor. Doğal olarak riskin her arttığı gün altın üzerindeki yükseliş eğiliminin de arttığını göreceğiz. OECD daha şimdiden korona ekonomiyi 2008 finansal krizine göre en az 10 kat daha fazla etkiledi açıklamasını yaptı. Bakın 2008 finansal krizi Avrupa ülkelerinin pek çoğunun neredeyse batma noktasına gelmesini beraberinde getirmişti biliyorsunuz. Nitekim aynı tablonun 10 katı daha sert bir süreci yaşıyoruz diyor. Korona yüzünden OECD. O kadar önemli bir açıklama ki arkadaşlar. Yarın öbür gün yavaş yavaş işin rengi ortaya çıkmaya başladığı an itibarıyla, özellikle büyüme verilerindeki bozulmalar geldiği an itibarıyla, reel sektördeki ve bankacılık sistemindeki bozulmaların gün yüzüne çıkmasıyla birlikte arkadaşlar işler çok ama çok karışacak gibi görünüyor. OECD işsizlik 10 yılın zirvesinde diyor ve çok önemli bir noktanın altını çiziyor. O da şu: dünyadaki işsizlik en çok kadınları ve gençleri vuracak diyor. Bu sosyal patlama demek. Nitekim OECD sosyal patlama konusunda gündeme getiriyor. Ülkeler bu konuyla ilgili acil önlemler almazsa bu kaçınılmaz diyor. Evet arkadaşlar, kaçınılmaz. Neden? Çünkü
Dünyada sosyal patlamalara bakıyorsunuz. Tarih boyunca hep gençlerin etkisiyle gündeme gelmiş. Gençler rahatsız oluyorlarsa bir ekonomiyle, bir siyasetle ilgili, bir süreçle ilgili o bölgede sosyal patlama olmaması neredeyse mümkün değil arkadaşlar. OECD de bunu işaret ediyor. Dünya çapında bir sosyal patlama eşittir dünya çapında bir savaşı da işaret ediyor arkadaşlar. Bu nedenle çok kritik bir süreçten geçiyoruz. Umarım dünya bu koronavirüs meselesinin sağlık kısmını önemsediği kadar ekonomik kısmını da önemser. Özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkeler ekonomik kısmına bence çok daha fazla önem vermeli. Bedelinin çok ağır olacağını da bilmeli. OECD işte bunu işaret ediyor. Demek ki arkadaşlar bu yaraya merhem olan ülkeler, merhem bulan ülkeler sosyal patlamayı yaşamadan, sosyal sıkıntıları daha hafif atlatarak geçirirken bu işe çözüm bulmayan, umursamayan, vatandaşını, gençleri, özellikle kadınları önemsemeyen ülkeler fakirleşmeyi, yoksullaşmayı, eşitsizliği, gelir dağılım bozukluğunu önemsemeyen ülkeler çok ciddi sıkıntılar yaşayacaklar. Ve bütün bunlar toplamda aslında altın üzerindeki baskıyı artıracak. Altın yükselişini devam ettirecek. Ana trendde hiçbir değişiklik yok. Ara trendler için konuşuyorsak 1760-1860 aralığında dalgalanan bir altın ons değeriyle karşı karşıya kalacağız. Dolardaki hareketler bu süreçte çok önemli. Doların hızlı yükselmesi gram altının yükselmesini tetikler. Doların sabit kalması gram altının dalgalanmasını beraberinde getirir onsa bağlı olarak. Dolar yükselir. Ons dalgalanırsa da artık 300'lü seviyeleri görmeyiz. Evet arkadaşlar, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşabileyim. Videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak bize destek verebilirsiniz. Ve Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.